Bu videoda fotosentezin dünya üzerindeki evriminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu noktada dünyanın fotosentez açısından elverişli tek yer olduğunu ya da en azından bir başkasının henüz keşfedilmediğini de eklemek istiyorum. Fotosentez evrenin başka noktalarında da gerçekleşiyor olabilir. Ancak dediğim gibi henüz bu noktaları biz keşfedemedik varsa da. İsterseniz detaylara geçmeden fotosentezin ne olduğunu hatırlayalım. Fotosentez, organizmaların suyun varlığında atmosferdeki karbondioksiti alıp güneşin enerjisini kullanarak glikoz yani C6H12O6 ve oksijen üretmeleri sürecidir. Bu kimyasal denklemin dengede olmadığını fark etmiş olmanız gerek değil mi? Hemen dengeleyelim. Burada 6 karbon olduğuna göre buraya bir 6 koyacağız. Bir bakalım. Burada 12 tane hidrojen olduğuna göre Burada 2 tane var, 12 olması için bunun başına da 6 yazmam lazım. Sol tarafta 6 çarpı 2'den 12 ve 6 tane daha yani toplam 18 oksijen var. Sağ tarafta da 18 oksijen olması için burada 6 tane var, geriye 12 kaldı. Bunun başına 6 yazarsam 12 tane daha elde ederim. Evet, böylece denklemi de dengeledik. Şimdi, her şeyden önce fotosentezin ne kadar önemli olduğunun altını defalarca çizmem lazım. Fotosentez olmasaydı biz de olmazdık. Bu arada biz insanlar fotosentez yapmıyoruz. Ancak yediklerimiz ya da bizim yediklerimizin yemek olarak tükettikleri canlılar fotosentez yapıyorlar başka bir deyişle vücudumuzun ihtiyacı olan enerji güneşten gelen enerji. Örneğin herhangi bir hayvanın etini yediğinizi düşünün. Bu hayvan güneşin enerjisini kullanan bir bitki yiyen bir başka hayvanı yiyor olabilir. Öyle değil mi? Bitkiler güneş enerjisini karbon bazlı moleküllerde depolarlar ki bu moleküller çoğu zaman glikoz yani şekerdir ve beslendiğimizde örneğin bu videoyu hazırlamak için birçok şeyi yapmamızı sağlayan enerjiyi kazanmış oluyoruz. Peki bu olayın kaynağı ne olabilir? Tüm cevaplara sahip olduğumuzu söyleyemem ancak bilim insanlarının bu konuda oldukça sağlam fikirleri olduğunu biliyoruz. Bugün gözlemleyebildiğimiz siyanobakterileri ele alalım. Ekrandaki görselde gördükleriniz siyanobakteriler. Siyano bakteriler de diğer tüm bakteriler gibi prokaryottur ve fotosentez yaparlar. Bilim insanları siyanobakterilerden çok da farklı olmayan organizmaların ki bunlar büyük ihtimalle siyanobakterilerin atalarıydılar bundan 2,5-3 milyar yıl hatta belki daha önce dünya üzerinde bulunduklarına inanıyorlar. Dünyanın 4,5 milyar yaşında olduğunu düşünecek olursak, bu dönem dünyanın tarihi açısından oldukça erken bir dönemdir. Siyanobakterilerin ataları da aynen siyanobakteriler gibi atmosferdeki karbondioksiti alıp suyun bulunduğu bir ortamda oksijen üretiyorlardı. Bunlar bakteri olsalar ve organizmaların her biri çok küçük olsa da bir araya geldiklerinde oldukça önemli bir etki yaratabiliyorlar. Örneğin burada Fiji yakınlarındaki bir siyanobakteri sütununu görebilirsiniz. Gözle bile göründüklerine göre atmosferdeki oksijen seviyesine yapabilecekleri katkıyı bir düşünsenize. Ve bilim insanları da siyanobakterilerin atalarının evrimleşip çoğaldıkça dünyanın atmosferi üzerinde etkili olmaya başladıklarını düşünüyorlar. Bu grafikte atmosferdeki oksijen seviyesinin geçmişte nasıl olduğuna dair tahminlerimizi görebiliyoruz. Tüm bunları oldukça yaşlı kaya örneklerinden, fosil kayıtlarından edindiğimiz bilgiler ışığında söyleyebiliyoruz. Neler olup bittiğini biraz daha iyi anlayabilmemiz için yatay eksende zamanı görüyoruz arkadaşlar. Ve söz konusu aralık bundan milyarlarca yıl öncesi. Burası 1 milyar. Burası 2 milyar yıl öncesi. 3,8 milyar yıl öncesi derken dünyanın geçmişini kapsayan bir grafik elde ediyoruz böylece. İnsanların ya da günümüzdeki halleriyle insanların diyelim. Sadece 300 bin yıldır dünya üzerinde olduklarını göz önünde bulundurursak ki bunu bu grafik üzerinde bir pikselle bile gösteremeyiz. Bu grafiğin ne kadar eskiye dayandığını sanırım daha iyi şekilde anlayabiliriz. Çok ama çok eski zamanlardan bahsediyoruz. Bilim insanları tam olarak emin olmamakla birlikte fotosentez yapabilen ilk organizmaların yaklaşık olarak bu dönemde ortaya çıktıklarını düşünüyorlar. Bu organizmalar fotosentez yaparak oksijen üretiyor olabilirler. Ancak bu oksijen büyük ihtimalle okyanuslar tarafından emiliyordu. Ancak siyanobakterilerin ataları diyebileceğimiz bu organizmalar o kadar büyük bir nüfusa ulaştılar ki oksijen en sonunda atmosfere de yayılmaya başladı. Bahsettiğim bu olayı burada görebiliriz. Bu noktanın öncesine bakacak olursanız oksijenin neredeyse %0'a yakın olduğunu görebilirsiniz. Sonra buradaki büyük oksidasyon olayı veya oksijen devrimi denilen noktada, oksijen birdenbire atmosferin giderek büyüyen bir yüzdesini oluşturmaya başladı. Bu iki eğri de oksijen seviyesi için geliştirilen iki farklı tahmini gösteriyor. Günümüzde ise oksijen atmosferin yüzde yirmisine ulaşmış durumda. Bu olayın zaman zaman oksijen krizi olarak adlandırılmasının sebebi ise anaerobik organizmaların oksijenden zehirlenmeleri sonucu Tam da bu dönemde büyük bir soy tükenmesi yaşanmış olması ve bu organizmaların dünya yüzeyinden silinmiş olmaları. Yine de bizim açımızdan düşünürsek bu tabii ki bir felaket değil. Çünkü biz fotosentez sonucu elde edilen glikozun yanında oksijene de mahkumuz. Oksijeni solunum yapabilmek için kullandığımızı herhalde söylememe gerek yok. Hatta solunum bunun tam da tersi sayılabilecek bir süreç. Glikoz oksijenli bir ortamda yakılır ve ortaya çıkan enerji ile de yaşamamızı sürdürebiliriz. Peki bu prokaryot bakteriler hangi noktada fotosentez yapabilen ökaryot organizmalara, başka bir deyişle bitkilere dönüştüler dersiniz? Bunun için de endosimbiyoz teorisine değineceğiz. Bununla ilgili bir videomuz var ancak kısaca özetlemem gerekirse, siyanobakterilerin ataları başka bir ökaryot hücre ile simbiyotik bir yaşam sürerken, Siyanobakterilerin atası güneş enerjisini kullanarak belki de daha büyük olan bu hücre için glikoz üretiyordu. Bu hücre de belki siyanobakteriye koruma ve besin sağlıyordu. Endosimbiyoz teorisine göre kloroplastların ki ekranda kloroplastlarını görebileceğiniz hücreler var. Bu kloroplastların da siyanobakterilerin atalarından geldiğini düşünüyoruz. Siyanobakteriler de zaten sonuç olarak onlardan geliyorlar. Bunlar daha sonradan bitki hücresi olacak hücreler ile simbiyotik bir yaşam sürüyorlardı. Bunların siyanobakterilere çok benzer DNA'ları olması, bağımsız bir şekilde yaşayan atalarına dair kanıtlar arasında gösterilebilir. Kendi ribozomları bulunuyor ve bunlar da tahmin edeceğiniz üzere siyanobakterilerin ribozomlarına çok benziyorlar. Mitokondriler gibi kronoplastların da bağımsız, bakteriye benzeyen organizmalar olarak ortaya çıktığına ve bir süre sonra ökaryot hücrelerin bir parçası haline geldiğine inanılıyor. Bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Fotosentez çok ama çok önemlidir. Nereden nasıl geldiğini anlamak ve düşünmekte. Bundan yaklaşık olarak 3 milyar yıl önce dünyada ortaya çıktığını ve yine bundan 2,3 ya da 2,4 milyar yıl önce dünyanın kaderini değiştirdiğini düşünüyoruz. Atmosfer oksijen açısından zenginleştikçe belki birçok farklı organizma yeryüzünden silindi ancak başka organizmalar bu sayede yaşama şansı buldular. İlkel fotosentetik organizmaların kendilerinden daha büyük ökaryot hücreler ile simbiyotik bir yaşam süren ataları da bir noktada bitki hücrelerine evrildiler.